Git kurulumunu yaptık, Flutter SDK'yı indirdik. Ben bunu D gibi bir diskin içine aldım. Sizde eğer sadece C varsa lütfen C'nin altına gelip direkt olarak buraya bir klasör oluşturun. Ben klasörümün adına SRC diyeceğim. Gidip de petinde yani şurada mesela ben buraya bir klasör oluşturdum. Şöyle şöyle. Ben bu klasöre girdiğimde bakın bunun yolunda gördüğünüz gibi boşluklar var. Türkçe karakterler de olabilir de bunu yapmayın. Çok değişik hatalara sebep oluyor. Mesela sizin kullanıcı adınız Emre değil de Emre boşluk Altun bilek gibi boşluk ve Türkçe içeren bir şeyse onun peti de ne olacaktır? Türkçe ve boşluk karakter içerecektir. Gidip de böyle yerlerin altına Flutter'ı kurmayın. Ya direkt C'nin altına ya da benim burada yapacağım gibi başka bir diskiniz varsa D'nin altına direkt olarak kurun. Buraya yeni bir klasör oluşturacağım. Klasörümün adı SRC olacak. Flutter SDK'sını tutan klasör olması adına. Burarı da buraya çıkarıyorum. Lütfen buna dikkat edin. Dediğim gibi o pet kısmında Türkçe karakter boşluk olmasın. Yani gidip de bilgisayar adınızda Türkçe karakter boşluk varsa ve masa üstüne kurarsanız bunu başka başka hatalar çıkabilir. O yüzden ya direkt C'nin altına ya direkt D veya E gibi bir diskin altına kurarsanız herhangi bir sorun çıkmayacaktır. Tabii ki de burada bunu şu an manuel yapıyoruz. Şimdi biz Git'i de kurduğumuz için direkt klon diyerek GitHub sayfasından Flutter projesini klonlayabiliriz. Bunu da yapabilirsiniz ama bu adım daha doğru olacaktır veya ben bu yolu tercih ettim. Şimdi buradaki işlem bittikten sonra diyeceğim ki az kaldı. Evet bitti. Klasörümüzün içine gidelim. Gördüğünüz gibi Flutter var ve Flutter ile ilgili komutlar ve dosyalar burada. Bu Flutter isimli klasörü buradan kes dedim. Sonra bu SRC'nin içine yapıştırıyorum. Yani benim Flutter dosyalarımın yolu ne? Gördüğünüz gibi D, SRC, Flutter. Herhangi bir Türkçe karakter ve boşluk yok. Şimdi bunu yaptık. Bilgisayarın buradaki Flutter'dan hiçbir şekilde haberi yok, değil mi? Bunu söylememiz lazım. Buradaki RAR'ı da silebilirsiniz. Aynı şekilde bu da artık boş olduğu için bunu da silelim. Ben bilgisayara diyeceğim ki eğer sen Flutter ile ilgili bir komut çalıştırılıyorsa bakacağın klasör burası olmalı. Burayı kopyalayalım. Ki sitemizde de aslında bu adımdan bahsediyor. Şu update your pet dediğinde buraya gidip pet kısmına bunu bakın bin klasörünü söylemeniz lazım ki bir Flutter komutu çalıştırdığınızda bu yolu bulabilsin. Bunu nasıl yapacağız peki? Şöyle yapalım. Bilgisayarımıza özellikler dedik. Burada gelişmiş sistem ayarları diyorum. Gelişmiş sistem ayarlarına gittiğimde ortam değişkenleri var. Bakın burada pet diye bir değişken var. Eğer buraya yeni deyip bunu buraya eklerseniz artık Flutter ile ilgili bir komut çalıştırıldığında bu dizine de bakacaktır. Şu an için bir komut satırı açtım ve buraya Flutter diyorum. Bilgisayarımın Flutter'dan bir haberi yok. Kapatalım bunu. Tamam diyelim. Tamam dedim. Tamam dedim. Bunu yaptıktan sonra o CMD yani komut satırını kapatıp açmanız lazım. Sonra tekrardan CMD'yi çalıştırıp Flutter derseniz yine tanımadı. Şöyle bir bakalım yanlış mı yazdık. Biz gelişmiş sistem ayarları diyelim. Çift monitör kullandığım için pencereler diğer Windows'ta açılıyor. Bakın Flutter demişiz, bin dememişiz. Şunu göz at deyip düzenleyelim. Bu bilgisayarda D'nin altında, SRC'nin altında Flutter'ın içindeki bin klasörü. Yani Flutter ile ilgili bir komut çalıştırıldığında buraya bak. Tamam dedim. Artık burayla işim yok. Kapatıyorum. Tekrardan bir komut satırı açacağım. Ve bu sefer bakalım Flutter'ı görecek mi? Evet, gördüğünüz gibi tepki vermeye başladı. Flutter ile ilgili kullanabileceğim komutlar burada mevcut. Siz de eğer burası gelmiyorsa tek yapmanız gereken doğru dizini oraya eklediğinizden emin olmak. Tekrardan söylüyorum Flutter'ın altındaki bin klasörünü vermeniz lazım ki bakın Flutter çalıştırılabilir dosyası çünkü burada. Bu adımı da yaptıktan sonra Flutter'ımızın en güzel komutlarından biri olan Flutter Doctor diyelim. Hatta eksi V diyelim. Genel olarak bir açıklamalara bakalım. Bu komut ne işe yarıyor? Bu komut Flutter ile ilgili neler yapıldı, neler eksik bunu gösteriyor. Bakın Flutter'ın 2.02 versiyonu kurulu. Dart versiyonumuz buymuş. Android SDK'yı bulamadım diyor. Chrome'u görmüş.
Bu versiyonda artık web kısmı otomatik olarak geliyor. Android Studio yüklü değil demiş. Bu gibi sorunlarımız var. Bir sonraki dersimizde de Android ile ilgili şuradaki hatayı giderecek komutları yapacağız. Görüşmek üzere.